Merhaba. Bu videomda karbüratörlü Lada Samara'ların benzin otomatiği hakkında birkaç bilgi vereceğim. Bildiğiniz üzere günümüzdeki Samara'ların çoğu LPG'ye dönüştürülmüş vaziyette. Bundan ötürü benzin otomatikleri, yağ kaçakları, benzinde çalışmama, benzin kaçağı, benzin otomatiğinden benzin kaçırma gibi benzinde çalışmama gibi sorunları mevcut. Genelde şanzımanın üstüne biriken yağ bu kısmın şu alt kısmından benzin otomatiğinin alt kısmından kaçırır. Bu tip benzin otomatiklerinde. Uzun süre LPG kullanımlarda benzinde çalıştırmadığınız takdirde benzin otomatiğinin içerisindeki diyafram bu şekilde. Şu kısım sertleşiyor ve yırtılıyor. İşlev görememez hale geliyor. Mesela bu elimdeki benzin otomatiğin içini açtım. Şu şekilde. Bu benzin otomatiği hiçbir türlü çalışmıyor. Benzin pompalamıyor. Çünkü diyaframı sertleşmiş. Uzun süre LPG'de kullanılmış ve benzin görmemiş. Sıcaktan bu diyafram kitlenmiş. Kitlendiği için araç çalıştığında şuradaki pime içerisindeki baskı yaptığı halde şu ayak aşağıya çekiyor. Fakat bu diyafram sertleştiği için işlevini yerine getiremiyor. Ve benzin pompalayamıyor. Ve değişmek zorunda kalıyoruz. Bunun içerisinde de diyafram var bunun. Bu da benzinsiz çalıştığı için, benzin görmediği için kuruyor ve işlemini yerine getiremiyor. Parçalar. Artı burası da yağlama sistemi geldiği için, yağ geldiği için conta kısmında, alt kısmında çoğunlukla buradan doğru şanzıman üzerine yağ birikmesine sebep olan parça budur. Şimdi bu da yağ kaçağından dolayı değişildi. Fakat bu tip benzin otomatiklerine yağ kaçağının önüne geçilmiyor. Bunlar bildiğimiz üzere piyasada 3-4 çeşit var. Bazıları orijinal Rus malı. Mesela bu orijinal Rus benzin otomatiği. Nereden anladın derseniz, şuradaki ok ve yazı stillerinden, şuradaki Made in Rus kısmından, ambleminden, bu yan sanayi, Rusya'nın yan sanayisi gördüğünüz gibi, artı üzerindeki yazılar büyük büyük. Bunların arasında da Rusya'da kalite kalite farklılıkları var. Ama hepsinin çalışma mantığı, prensibi aynı. Tabi içerisinde kullanılan şu diyafram da kalite oranı farklılık olabilir. Şimdi bunun içerisindeki diyafram çalışıyor. Şöyle göstereyim size. Zaten arkasından manuel olarak yapmaya kalktığınız zaman benzin otomatiğin şöyle bir ses duyacaksınız. Bu diyaframın çalıştığını gösteriyor. Benzin basıyor. Şuradaki pim içerisindeki distribütörün olduğu yerdeki pim de buraya bastığı zaman sürekli araç çalışırken buradan benzin vermesi gerekiyor. Tabi bunlar da bu tip benzin otomatiklerinde önceden de söylemiş olduğum gibi yağ kaçakları sorunu meydana geliyor. Bu yağ kaçaklarını engellemek için Valio tip benzin otomatikleri var. Kesin çözüm, %100 çözüm. Yaklaşık bundan 15-20 tane değiştirdiğim halde ben bu benzin otomatik alt kısmından yağ kaçağına engel çözüm bulamadım bu tiplerde. Bunların birçoğunu denedim fakat hiçbir çözüm yok. En sonunda Valio şu mandal kısmı iptal edip şu kısım da iptal edip bütün olarak Valio tipleri var bunların. Onlardan alıp takabilirsiniz aracınıza ve bu şekilde yağ kaçağının önüne geçmiş olabilirsiniz.
Diyeceklerim bu kadar. Umarım yardımcı olmuşumdur o videomla. Görüşmek üzere.